ısı maddede ne gibi değişikliklere sebep olur ile ilgili bir etkinlik yapacağız. Burada bildiğimiz gibi ısı maddede hal değişimine sebep olabilir. Yani katı halden sıvı hale ya da sıvı halden gaz hale geçmesine sebep olabilir. Isı maddenin aynı zamanda hacminin de artmasını sağlar. İşte bu yapacağımız etkinlikte Grafsand halkası öncelikle gördüğünüz gibi rahatlıkla kendi halkasından geçebilmektedir. Şu anda bu Grafsand halkasını ısıtmak suretiyle evet, yeteri kadar ısıttım. Şu anda tekrar kendi halkasından geçip geçmediğini görüyorsunuz. Bakın. Demek ki ısı maddenin kütlesini değiştirmeden sadece hacmini artmasını sağladı ve bu şekilde genişleme yani genleşme meydana geldi. Görmüş olduğunuz bu madde demirden yapılmış olan gülle şeklindeki topumuz ısı etkisiyle genleşmeye sebebiyet verdi. Ve genleşen top artık buradan bakın geçmemektedir. Evet, bu Grafsand halkası deneyidir. Biraz bekledikten ve soğuduktan sonra tekrar büzülme gerçekleşecek ve daha önce rahatlıkla geçmiş olduğum kendi halkasından tekrar geçecektir.